Günaydın sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere tığ işi bir bebek hırkası, hırka modelini anlatacağım. Yine böyle üç parçadan oluşan bir hırka modeli. Yalnız kollarını bu sefer bütün yaptım sevgili izleyicilerim. Beş parça değildi. Üç parça. Böyle burayı kadar ördüm. Sonra buradan zincir atıp devam ettirdim. Bakın zaten şimdi göstereceğim böyle modelimde. Şöyle. Hiç bunda iğne kullanmadım sevgili izleyicilerim. Hepsini tığla, şu yanları bile tığla yaptım. Zincir çekip böyle tığla yaptım. Kol altlarını. Bakın şöyle. Hiç zincir kullanma iğne kullanmadı sevgili izleyicilerim. Arkası böyle. Bakın. Arkası ayrı bir parça ördüm. Önlerde iki parça. Buraya geldiğim zaman, şuraya geldiğim zaman böyle buradan arkadan da zincir attım. Önlerden de zincir. Bakın ön kısmı da böyle. Kolum da böyle. Hiç dikiş yeri belli olmuyor izleyicilerim böyle. Şuradan bakın. Zincirle böyle iki zincir çekip tutturdum. Şöyle modelim. Sadece ön kısmında trabzanlı yerinden şuradan bitirme yaptım. Sonra da burayı böyle iki tane ilik yaptım. Zincir çektim 5 tane. İçini de sık iğne doldurdum. Uzunluğunu sayalım modelimizin. Bakın şu trabzanlı yerleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ile beraber kol 9 taneye gelmeden kolumuzu da uzunluğunu yapmışız böyle. Sonra burasını da aynen şu yukarıya kadar buradan 2 sıra trabzan yapıp 1, 2, 3 tane örneğimize kadar trabzan yapmışız. Buradan sonra yukarıya doğru yaka kesiminden sonra 1, 2, sonra burada tığla beraber birleştirdim sevgili izleyicilerim. Bakın. Buradan da tığla beraber böyle zincirle. Hiç dikme yok. Örneğimizde. Umarım beğenirsiniz. Bazen yazıyorsunuz tığla hırka yap falan diye bazı izleyicilerim yazdığı için. Biraz tabi hırka zor oluyor izleyicilerim. Kolları falan var. Ama sizler için değer dedim ve yaptım. Umarım siz sevgili izleyicilerim beğenirsiniz. Şimdi modelimizin örneğini hep birlikte böyle başlayacağız. Zaten çok kolay. Dolgu ve zincirden oluşan bir hırka modeli. Dolgulu, şuraları dolgulu ve zincirli oluşan hırka modeli izleyicilerim. Şimdi hep beraber böyle başlamak istiyorum. Böyle bir şerit yapıyorsunuz. 4 zincir çekip böyle bir şerit yapıyorsunuz. Diğer yeleklerimde de gösterdiğim gibi böyle 3 tane trabzanla uzunluğunu ne kadar yapacaksanız şerit yapacaksınız sevgili izleyicilerim. Sonra şöyle hemen 1, 2 zincir çekiyorum ve kenar trabzanını yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle belirli bir batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar böyle batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hep böyle devam ediyoruz bu sıramızı. 1, 2, 3,
4, 5 zincir. Beş zincir, bakın böyle hemen 5 zincir yapıyorum. Bu delime devam ediyorum. Şöyle batalım şurayı. 2, 3, 4, 5 zincir. Böyle devam ediyorum. Burayı da 2, 3 tane yapıyoruz trabzanımızı. Sonra dönüyorum. Bu yandaki trabzanlarımızı hep böyle devam ettireceğiz. Üçer tane izleyicilerim. Üçer tane. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Hemen burayı bakın batıyorum böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Başlarken 2 zincir. Şimdi çapraz olsun diye zincirlerimiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Üç, dört, beş zincir. Hep beş zincirli. Şimdi aralarına batıyoruz. İki, üç, bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki zincir çekiyorum. Böyle trabzanıma devam ediyorum. Bakın şimdi izleyicilerim. Bir sıra daha böyle yapacağım. Böyle bir zincir çektim. Bu sıramızda trabzan değil de sık iğne yapıyoruz. Denk gelsin diye. Bu şu kısımları bakın izleyicilerim, gelin yavaş kamera böyle. Şu kısımlarında bazen sık iğne battım ben şuralarda. Tam böyle bu sefer hepsini böyle trabzan yaparsak çok bu ön kısmı geniş oluyor. Böyle telgarlı olduğu için arada böyle sık iğne de batıyorum. Şimdi yine buradan devam ediyorum modelime bakın. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yine başladığım gibi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 3 sıra böyle yapıyoruz izleyicilerim. Bakın. Çapraz şeklinde yapıyoruz. Yani baştan battık, sonra onun içine, sonra onun içine. Hep ama 5 zincir. 3 4 5 zincir. 5 zincir. Şimdi burada yine sık iğne battım. Trabzan üstüne. Şimdi dönüyorum. 1, 2 zincirle döndüm böyle hemen. Bu sefer trabzan yapıyorum. Trabzan yaptım. Bakın şimdi zincir çekmiyorum. Hemen içine devam ediyorum. 3, 4 tane trabzan dolduruyorum. Her zincirin içine 4 tane. Arada hiç zincir yok. Şöyle 3 4 tane tekrar böyle 4'er tane dolduruyorum bakın izleyicilerim 4'er tane zincirlerin içini 4'er tane 1 2 3 4 1 2 3 4 bu sıramız hep öyle 1 2 3 4 kolay bir bebek hırkası bu.
kolay bir örnek. Hep dolgu ve zincir. Dolgulu ve zincirli bebek hırkası diyorum ben buna, izleyicilerim. Dolgulu ve zincirli bebek hırkası modeli. Böyle devam ediyorum bu sıramı. Şu kenar kısmında başlarken ve sonra da şey yapabilirsiniz. Buradakileri üçer tane de yapabilirsiniz. Tam düz olsun örgünüz diye. Şu kısımları 3 de yapabilirsiniz. Diğer 4. Şimdi yine aynı. Bakın bir zincir çektim. Böyle. Hemen buradan 1. İki, üç tane zincirle beraber doldurdum. Tekrar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle. Şimdi şu aralara batıyorum hep. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle. Hemen şurayı batıyorum. 1, 5 zincir. Şurayı batıyorum. 3, 4, 5 zincir. Böyle hep şu 4 tane doldurduğum trabzanların arasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Böyle hep batıyorum. 5 zincirle. Şimdi yine buraya geldim böyle. Bu sırada sık iğne yapıyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi 2 zincir çektim, döndüm. Hemen trabzan yapıyorum. Böyle bir sıra yanları sadece. Bu yanları tam böyle telgarlanmasın. Yani düz gitmesi için telgarlı ne diyeceksiniz? Yani bol potluk vermesin diye. Bol oluyor bu kısımları. O yüzden. Şimdi burada yine 2 zincir çektim bakın. Böyle batıyorum. Şimdi 5 zincirle devam edeceğim. Hep böyle 3 sıra yapacağız bunu. Bu ikinci sıramız. Siz modelimizi izlerken ben çabucak bunu yapmak istiyorum. Siz modelimizi böyle yavaş yavaş alttan izlerken izleyicilerim. Ben de hemen 5 zincirli olan yeri sonra kol zincir yerinde sizlere göstermek istiyorum. Tabi onun için biraz örmem gerekiyor. Çabucak örmem lazım. Bu kadar yavaş örüyorum ekranda ama herhalde hızlı oluyor. Bazen hızlı yapıyorsun falan diyorsunuz. El alışkanlığı da olabilir tabi. Sizlere model işte bir şeyler bulmak için çabuk çabuk yapmaya çalışıyorum. Şimdi yazlık ırka, bahar bitti sevgili izleyicilerim. Ama havalar daha çok ısınmadı. Bebeklerinize böyle bir yaş daha büyük yapmak isterseniz tabii daha da boyunu uzun, genişliğini uzatabilirsiniz 2 yaş için. Güzel bir hırka modeli, kolay tığ işi. Bakın modelimden de buradan
yaka kesimini falan da rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben burada modelimi yapıyorum izleyicilerim. Sizlere biraz çabuk olsun diye. Bakın yine böyle devam ediyorum. Böyle şimdi devam ediyorum. Yine bakın iki sıra oldu modelim. Şöyle koyu rengin üstünde. Şurada. Öyle. Şimdi bu sıradan sonra şu kolu kısmını da anlatmak istiyorum. Çok vaktinizi almak istemiyorum izleyicilerim. Şimdi diyelim ki bu böyle modelimizi daha bir sıra yapacağım zincir. Bu büyüklükte yapacaksanız bakın şu dolguları saymıştım az önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dolgu yaptıktan sonra diyelim şimdi burada 8 tane dolgumuz var. Sonra şu kol zincir çekeceğim. Kol kısmını sizlere göstereceğim ama bir sıra daha şurasını yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hep 5 zincir izleyicilerim. 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi burada sık iğne yapıyorum kenarında. Dönüyorum 2 zincirle. Şimdi trabzan yapıyorum. Bir sıra sık iğne yapın. Bir sıra trabzan. Zaten modeliniz böyle düz gidecek. Bakın şurası. Şimdi 1, 2 zincir çektim. Şurayı ortasına batıyorum. 2, 3, 4, 5 zincir şimdi tekrar. 2, 3, 4, 5 zincir. Ben bebe yünü kullandım izleyicilerim. 2 numarada tığ kullanıyorum. 2 numara. Siz daha gevşek örmek isterseniz 3 numarada kullanabilirsiniz tığı. 4, 5 zincir, 5 zincir. Şimdi şöyle şurayı battım. Bakın sevgili izleyicilerim böyle battım burayı. 2 zincirle. Böyle yaptım. Bakın şimdi böyle 2 sıra yaptıktan sonra modelimi zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Burada 37 tane zincir çekiyoruz izleyicilerim. 37 zincir çekeceğiz. Ben tabii şimdi o kadar çekmeyeceğim. 37 çekmeyeceğim. Siz unutmayın bakın 37. 37, 38 zincir çekiyoruz buradan sonra. Çekiyoruz. Sonra ben şimdi böyle karardan yaptığım için şimdi böyle yapıyorum hemen. Böyle dönüyorum. Şuradan böyle başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Burayı önce bir trabzan yapmam lazım. Şu kol kesim için. Böyle yaptım önce 1. 2 3 Bu büyüklükte yapacaksanız izleyicilerim 37 veya 38 tane zincir çekiyoruz kolu için ırkamızın. Ben düşük kol olsun isterseniz de ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Bakın şimdi 5 tane burada böyle trabzan yaptım.
Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Böyle belirli bir aralıklarla batıyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir. Böyle batıyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Üç, dört, beş zincir. Hep beş zincirle batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Böyle devam ediyorum. Bakın şimdi. Devam ediyorum. Böyle. Şimdi gelin izleyicilerim şöyle. Bakın. Şimdi şurası bu. Modelimizin. Bakın. Şurası ön kısmı olacak modelimizin. Bu dolguların battığımız yer ön kısmı modelimizin. Şöyle şurada diyelim şurası. Bakın şuradan böyle. Sonra ben zincirle tutturdum burasını. İki tarafını da zincirle tutturdum. Şimdi böyle yapacağız izleyicilerim. Tabii siz bunu yaptıktan sonra dediğim gibi buradan 38 veya 37 zincir çekiyorsunuz. 2 zincir gibi dönüp benim yaptığım gibi böyle trabzan yapıyorsunuz 5 tane. Burada bu büyüklükte yapacaksanız bakalım kaç tane dolgulu yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 7 tane şu benim yaptığım şu dolgu 5 zincirli yapıyorsunuz. Bakın benim 4 tane oldu. Siz 7 tane izleyicilerim. Daha 3 tane böyle fazla olmuş olacak. Bu zincirli olan yer. 1, 2, 3, 4 benim. Daha 3 tane. Sonra yine böyle modelimize devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincirle böyle devam ediyorum. Hani kolu ayrı örmedim. Bütün örmek istedim. O yüzden böyle izleyicilerim. 5 zincir. Burası hep aynı. 5 zincirle. Sıramın böyle sonuna geldim. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Bakın. Böyle trabzan yapıyorum bu sefer. Şimdi dolgulu yerindeyim. Buradan şimdi başlıyorum yine. Dolgularımı yapmaya. 1 2 3 4 tane dolgu yapıyorum. Zincirlerin arasında hep 4 dolgu yapıyorum. 3 4 tane dolgu yapıyorum. 4 dolgu. 4'er dolgu yapıyorum sevgili izleyicilerim. Her 5 zincirin içine 4'er tane dolgu. 1 2 3 4 tane. Tekrar 1 2 3 Bakın hep 4'er tane dolduruyorum. Bu ön kısmı. Şimdi kol kısmını da devam ediyorum. Bakın buradan böyle zincir çektiğim yerden bu trabzan kalıyor şimdi. Böyle kol kısmını çekiyorum. Trabzan dolduruyorum. Hep 4'er tane dolgu yapıyorum. Hep devam ediyorum şimdi. Koluna da devam ediyorum izleyicilerim. Şöyle. Kol kısmına da devam ediyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde buradaki 6 tane
Burasını 4 doldurduk. 5 de burada. Burası bilek kısmı oluyor. Kolun bilek kısmı. 2, 4, 5 tane. Yine böyle döndüm. Burada da aynı yapıyorum izleyicilerim. Bakın burada da. Şimdi sık iğne yapacağım bir sırasını. 1, 2, 3, 4, 5 tane zaten burada dolgumuz olduğu için. Şimdi tekrar başlıyorum bakın. 2, 3, 4, 5 tane zincirle. Başlıyorum hemen buradan devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Böyle devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi komple hem kolu hem de ön kısmını örüyorum. Arkada da aynı böyle. Arkayı da başlıyoruz. Sonra kol kısmına geldiğimiz zaman aynı şekli yapıyoruz iki taraftan. Beş zincirli hemen bakın yine böyle sıramın sonuna geldim. Bakın şimdi izleyicilerim böyle şöyle dursun şurada hemen şöyle modelim ördüm. Tabii siz burasını 37-38 zincir yapacaksınız izleyicilerim. Toplam bakayım kaç tane size ön kısmı ile bu kol kısmındaki dolguları sayalım. 1, 2, 3. Şuradan da sayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Yani 5'li zincirimiz olması lazım. Dolgumuz 17 tane. Şurada şimdi diyelim burada böyle 2, 4, 6, 8, 10. 12, 17 tane olacak sevgili izleyicilerim. 17 dolgumuz olacak. Sonra şu yaka kısmına geldiğimiz zaman hemen onu da şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi buradan döndüm. Böyle döndüm. Hemen buradan izleyicilerim bakın devam ediyorum. Şimdi zincir yapmıyorum. Yaka kısmını yapıyorum. Böyle 2, 3, 4 tane böyle yaka kısmını. Şu an burasını zincir yapmam gerekir. Fakat yaka yapacağım için dolgu yapıyorum. Dolguyu yaptım. Böyle. 3 tane. Şimdi yine böyle modelime buradan devam ediyorum. 2 zincirle. Bakın 1, 2, 3 taneyi dolgu yaptım. Yaka, şu yaka kısmı için. Şurası için izleyicilerim. Hemen bir sıra dolguyu yaptıktan sonra bir zincir, ikinci zincir yapmadan 1, 2, 3 tane dolgu yapıyorum. Sonra devam ediyorum zincirle beraber. Hemen orasını da hızlıca yapmak istiyorum. Tekrar 2, 3, 4, 5 zincirle. 5 zincir. Böyle yine devam ediyorum modelime. 2, 3, 4, 5 zincir. Beş zincir. Hep beş zincir. İki zincirle böyle devam ediyorum. Burası bilek olan yer. Kol.
kolun bilek kısmı. Burada 5 tane trabzanımız var. Bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne yapıyoruz. Baktınız ki çok sık oldu. Trabzanda devam edebilirsiniz. Sizin el örgünüze bağlı. Tekrar 5 zincir. Böyle şimdi şuraya kadar yapacağım hızlı. Siz modelimi görün izleyicilerim. Modelimi görün böyle. Yavaş yavaş böyle yakından. Belki oradan çıkartmak isteyenler olabilir. Benim hoşuma giden bir bebek hırkası oldu yine. Siz sevgili değerli izleyicilerimle paylaşmak istedim. Hem de başlarken söylediğim gibi birkaç seyircim yazmıştı işte bebek hırkası yapmayacak mısın tığla falan diye. Ben de düşündüm. Dedim yapayım. Belki beğenirsiniz. Kolay ve zevkli yapılan bir örnek. Siz büyüklere dediğim gibi eğer çocuğunuz, kızınız vesaire kime yapacaksanız torununuza hediyelik. Her şimdi belki soracaksınız yelek olur mu diye. Yelek de olur. Yelekte sadece şu kol kısmını koymayacaksınız. Buraya geldiğiniz zaman buradan kol kesimi yapıp böyle devam edersiniz. İsterseniz de düşük kolda yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Her türlü olur izleyicilerim. Neden olmasın ki? Şimdi modelimi yakından gördünüz. Ben yine böyle ön kısmıyla devam etmek istiyorum. Şimdi iki sıra böyle trabzan yaptıktan sonra izleyicilerim ben ipimi kopartmıyorum. Bir önde böyle oluyor, bir önde denk geliyor böyle. Böyle sık iğneli ben çıkıyorum. Her zaman yeleklerimde de öyle yapıyorum. Böyle kopartmıyorum yani iki sıra ideal bu yaka kısmı için. Burada kaç tane trabzan bırakacaksam oraya kadar sık iğneli yapıyorum. Mesela 4 tane trabzan. Şimdi 2 tane zincir çektim. Böyle bu 4 trabzanımı devam ettiriyorum. Böyle devam ettiriyorum. Şimdi yine örneğime devam ediyorum buradan. Dolgulu yere geldim. 4'er tane hep dolgu yapıyorum. Bakın 4'er tane dolgu. Yani herkes de dolguyu zinciri bilirdir izleyicilerim. Biraz belki çabuk örmüş olabilirim. Kusura bakmayın. Çünkü yaka kısmını, kol kısmını da anlatmak istiyorum. Öyle çok her zaman söylediğim gibi biz öyle çekemiyoruz. Yani biraz örüp biraz. Mecburen böyle çabuk yapıyorum. Bu uzun hırka, yeleklerde falan uzun sürdüğü için. Biraz elimden çabuk örmüş olabilirim. Böyle hep devam edecek izleyicilerim modelimiz böyle devam edecek. Şu uzunluğunu da göstermek istiyorum size hemen bitirmeden. Yani kolun ne kadar yapacaksınız? Gerçi o da sizin bebeklerinize bağlı. Hırkalarına, yeleklerini ölçün. Bazısı daha geniş kol sever, bazısı daha dar. Ben böyle karardan hep yapıyorum. Şimdi böyle yaptım. Bakın. Yaka kesimi bir sıra daha hemen böyle. Şimdi böyle dönüyorum. Buradan 5 tane olan bilek kısmını sık iğneyle yapıyorum.
5 zincir çekiyorum. 5 zincir. Devam ediyorum modelime. Hep bu 4 tanenin arasına batıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Beş zincir hep. Şimdi bu yaka kısmına geldik. Burada da böyle sık iğne yapıyorum izleyicilerim. Tam böyle dönsün diye. Tekrar bakın iki zincir çektim. Bu sefer trabzan yapıyorum. Dört tane trabzan, iki zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Böyle devam edeceğim modelime. Bakın burası yaka kısmı. Şöyle. Şu kısmı oldu izleyicilerim. Bakın aynısı. Böyle. Aynısı oldu. Böyle devam edeceğiz. Şimdi şu modelimiz şurada dursun. Bakın. Şuradan böyle devam edeceğim. Şurasını. Şu sayıları vermek istiyorum izleyicilerim size. Şu. Şimdi kol böyle başladık ya buradan. Buradan başladık. 1, 2 diyelim. Kaç tane yapmışız? 1, 2, 3, 4 tane yapmışız. Bu büyüklükte yapmak isterseniz. 4 tane dolgu. Bakın 4 tane. Şuradan şöyle geçirteyim elime. Şuradan böyle başladık izleyicilerim. 1, 2, 3, 4 tane dolguda ön kısmını bıraktım. Sonra arkayı yaptıktan sonra izleyicilerim aynı arkasını da bakın kaç tane dolgu önlerin de sayılarını vermek istiyorum. Şimdi önleri önce vereyim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane üçer de yanlarda koyuyoruz bu ölçüde yapacaksanız. Şimdi tam zincir kaç tane aklımda yok şu an. Böyle yapacaksınız. 2, 4, 6, 8, 9 tane dolgu olacak. Yanlar hariç. Sonra izleyicilerim şu arka kısmını da kaç dolgu yapmışız? Yanlardan hariç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Bir de bu 18 yanlarla beraber 20, 20'şer tane dolgu. Yani 4'er dolgudan yapmışız. Böyle devam etmişiz. Uzunluğu aynı olacak izleyicilerim. Ön kısmı, yan kısmı geldiği zaman. Sonra burada iki tarafı da arkayı da önleri de ördükten sonra şöyle yapıyorum ben. Şimdi iki parça yok elimde ama şöyle göstermek istiyorum size. Modelim burada dursun. Böyle modelim dursun. Şimdi şöyle yapıyorum izleyicilerim. Buradan böyle bakın. Şimdi diyelim ki bunu biraz devam ettireyim şöyle. Bu ön kısmını ördük. İki önümüzü de ördük. Arkayı da ördük. Dikme yerine geldik diyelim. Dikme yerine geldikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle iki zincir çekiyorum. Bakın arka da olacak tabii. Böyle burası da ön. Şimdi şuradan böyle yapıyorum size basit olarak göstermek istiyorum. Şuradan alıyorum böyle. Şu an aldım böyle iki zincir çekiyorum hemen burayı batıyorum tekrar bir iki zincir çektim şurayı batıyorum çaprazlı örüyorum izleyicilerim bakın öyle örmüş oluyorum şurada şu modelim az bu örgü böyle dikiyorum bunu bakın hiç belli olmuyor sanki aynı örülmüş gibi şöyle devam edeyim. İki zincir alıyorum. Hemen karşıya batıyorum. Böyle. Tekrar iki zincir. Burayı batıyorum. Öyle. Ama tabii bu böyle kolu değil. Şu kısmını şimdi söktüm. Bakın şu. Şöyle izleyiciler. Şunu. Şimdi bunu ördük ya. Burasını da
Burasını da ördük, arkayı da ördük. İkisini birleştiriyoruz böyle. İki. Arka ile önü birleştiriyoruz. Benim şimdi arka parçam olmadığı için ben bunu sadece birleştirdim göresiniz diye. Bir buradan alıyorum, bir buradan alıyorum. Bu sık iğnelerde de aynı yapıyorum. Bir araya batıyorum, bir burayı batıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Yine tabii anlaşılmayan bir şey olursa yazarsanız mutlu olurum sevgili izleyicilerim. Arkası da zaten bakın böyle bitirdim hemen. Buradan bitirdikten sonra beraber topladım. Oya kısmı da oya kısmını da aynı yaptığım gibi yaptım ama yine böyle şuradan sizlere anlatmak istiyorum oya kısmını da. Ne kolay bir oya modeli seçtim. Bazen çetiklerimde de yapıyorum o oya modelini. Şimdi diyelim bitti modelimiz böyle. Hemen batıyorum burayı. Batıyorum böyle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Böyle batıyorum. Tekrar burayı böyle. Bu oyası izleyicilerim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Battım. Hep böyle yapacağım. Oyamızı. En son oyamızı yapıyoruz. Bitirdikten sonra ırkamızı. 4 zincirli hemen böyle batıyorum arkaya. Sonra hiç zincir çekmeden ön yüzeye batıyorum. Tekrar 4 zincir. Böyle yapıyorum hep. Bakın oyası da böyle olacak. Şurasını tamamlayayım. Dört zincir. Böyle batıyorum. Dönüyorum. Sonra ilik kısmına geldiğim zaman izleyicilerim oyamı yaptım ya diyelim. Oyamı yaparken şöyle yapıyorum. Şurada ilik kısmında. Bakın 5 tane zincir çektim. Böyle yapıyorum. 5 zincir çektim hemen. Dönüyorum böyle. Dolgu yapıyorum. Şimdi önce şöyle yapıyorum. Döneceğiz için. Böyle önce yapıyorum bir sık iğne. Böyle yaptım sık iğne. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Böyle burayı batıyorum. Bu iliği. Sonra sık iğneyle böyle 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar böyle devam ediyorum. İstediğiniz aralıklarda yapabilirsiniz. Oyama böyle devam ediyorum. Oyamı yaparken iliğimi yaptım. İliği yaptım. 2 tane ilik ben koydum. Ama sizler istiyorsanız şöyle dursun burada modelim. İsterseniz komple delik yapabilirsiniz burayı. Bakın ben 2 tane yaptım. Şöyle dikeceğim burayı. Ama oyasını yaparken ön kısmın aralıklarla 5 tane 6 tane de koyabilirsiniz. Beni yurt içi yurt dışı izleyen izleyicilerime çok çok teşekkürler ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum sevgili izleyicilerim. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hayırlı oruçlarınızı tutmayı nasip etsin Rabbim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Dün de söylemiştim. Bugün de. Herkese sağlıkla, mutlulukla, huzurla oruçlarını tutmalarını nasip etsin Rabbim. Esen kalın sevgili izleyicilerim. Modelimi böyle yakından görün. Son halini. Belki orada yapmak istediğiniz olabilir. Sayılarını.